hazine değerindeki kedicikler. Bir zamanlar İtalya'nın Venedik kentinde çok yoksul ama iyi yürekli bir genç yaşarmış. Bu gencin ailesi de çok yoksulmuş. Bu nedenle bir gün delikanlı şansını denemek için yola çıkmış. Deniz aşırı ülkelere gitmek, dünyayı görmek ve tanımak istiyormuş. Bir gün limanda dolaşırken az ötede duran hafif giysili bir adam dikkatini çekmiş. Adam heybesinden iki küçük kedi çıkarmış. Bir süre onları okşadıktan sonra onları denize atmak istemiş. Yoksul genç adamın niyetini fark edince hemen para kesesine sarılmış. Bir tek altını varmış kesede. Daha fazla veremem. Bütün param bu kadar. Ama bunu al ve o kedileri bana ver, demiş. Adam altını almış ve yavru kedileri yoksul gence vermiş. O gün yoksul genç bir gemide tayfa olarak iş bulmuş ve gemiyle yola çıkmış. Birkaç gün sonra cennet kadar güzel bir adacığa gelmişler. Yoksul genç ve gemide edindiği üç arkadaşı bu adada kalmaya karar vermişler. Adada dolaşırken yerlilerin yaşadığı bir köye gelmişler. Sazlardan ve kamışlardan yaptıkları kulübelerde adanın yerlileri son derece güzel bir hayat sürmekteymişler. Ada kralının konuklar için verdiği ziyafette bir tek kuş sütü eksikmiş. Ama yemek başladığında ortada bir sürü fare koşuşmaya başlamış. Ah ah! Demiş kral. Lanet olası hayvanlar, bütün hayatımızı zehir ediyorlar. Bir türlü başa çıkamıyoruz. Biri çıksa da bu sorunu çözümlese, ona krallığımın yarısını verebilirim. Yoksul genç bunun üzerine sofradan kalkıp iki kediciyi kralın huzuruna getirmiş. Sayın kralım, demiş. Bu kediler sizin kurtarıcınız olacak. Size armağan ediyorum. Gerçekten de kediler 10 dakika içinde salonu farelerden temizlemişler. Kral o kadar çok sevinmiş ki gence krallığının yarısından daha fazlasını vermiş. Genç ve üç arkadaşı çok ama çok zengin olup İtalya'ya dönmüşler. Orada kıskanç bir tüccar arkadaşları varmış. Olan biteni duyunca nesi var nesi yoksa satmış ve çeşitli mücevherler almış. Niyeti adaya gidip bu mücevherleri krala sunmakmış. İki kedi için bu kadar çok hediye veren kral, bu mücevherleri görünce de hazinesinin yarısını verir diye düşünmüş. Sonunda adaya ulaşmış. Kral onu da büyük bir ilgiyle karşılamış. Onuruna görkemli bir yemek vermiş. Sonra sıra gelmiş karşılıklı hediyeler vermeye. Kıskanç tüccar mücevherleri krala sunmuş. Hediyelere çok sevinen kral ellerini çırpmış. İki hizmetkar ellerinde taşıdıkları kadife yastıklarla huzuruna gelmişler. Yastıkların üstünde de iki küçük kedicik varmış. Bu adanın en değerli varlıklarıdır bunlar, demiş kral. Size armağan ediyorum. Bu yolculuk için varını yoğunu satmış olan tüccar çaresiz iki kediyle İtalya'ya geri dönmüş ve kıskançlığının cezasını da her şeyini yitirerek çekmiş.